tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. İstanbul Yolcu'dan sonra Kargo'da da merkezi olma yolunda. Turkish Cargo son teknolojiyle donatılan yeni merkezinde operasyonlara başladı. Bugün için 2 milyon ton olan kargo kapasitesi ikinci pas tamamlandığında 4 milyon tona çıkacak. Artırılmış gerçeklik, otomatik depolama sistemleri ve robotik süreç otomasyonu ile hizmet veren tesisi yerinde inceledik. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan. Türk Hava Yolları 14 yeni noktaya uçuş başlatacak. İstanbul Havalimanı Avrupa liderliğini sürdürdü. Boeing 787 Dreamliner teslimatlarına yeniden başladı. Airport başlıyor. Dünya genelinde 2021 yılında uçaklarla 66,2 milyon kargo taşınarak 175 milyar dolar gelir elde edildi. Bunun 1,8 milyon tonu Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo tarafından taşındı. Dünyanın en büyük 3 hava kargo markasından biri olmayı hedefleyen şirket yaklaşık 1,5 ay önce yeni merkezi Smartis'te taşındı. Son teknolojiyle donatılan 205 bin metrekarelik tesis bugün için 2 milyon ton kargo kapasitesine sahip. Tamamlandığında 4 milyon ton kargonun elleçlenebileceği yeni tesisi, Türk televizyonları arasında ilk kez Habertürk'ün havacılık ve seyahat programı Airport görüntüledi. Türk Hava Yolları'na 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan son kargo uçuşu 8 Şubat 2022'de gerçekleştirildi. Yolcu taşımacılığının yanı sıra tüm kargo operasyonları da artık İstanbul Havalimanı'ndan yapılıyor. Airport yapımcısı Güntay Şimşek, Turkish Cargo'nun yeni merkezi Smartis'i yerinde inceledi. Şimşek'e Kargo Operasyon Başkanı Bural Ursavaş, Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca ve Kargo Operasyon Planlama ve Projeler Müdürü Mustafa Kemal Özahi eşlik etti. İstanbul Havalimanı yerleşkesi içinde yer alan Smartis, tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlandı. Smartis şu anda 205 bin metrekarelik alanda 2 milyon ton kargo kapasitesine sahip. Tesis tamamlandığında 340 bin metrekarelik alanda 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine ulaşacak. Artırılmış gerçeklik, otomatik depolama sistemleri, robotik süreç otomasyonu ve insansız kara araçları gibi akıllı teknolojilerle donatılan tesis, operasyonel hız ve kalite noktasında Turkish Cargo'nun benzersiz hizmet kalitesini çok daha ileri taşıyacak. Yeni teknolojilerle donatılan tesiste kargo elleçleme süresi 16 saatten 10 saate düşürüldü. Yurt içinden getirilen kargolar kabulden alınarak X-ray cihazlarından geçirilerek özel alana alınıyor. Buraya gelen gönderiler en son teknolojilere sahip otomasyon sistemle özel asansörler yardımıyla 11 katlı depolama alanına alınıyor. Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki yeni merkezindeyiz. Burası Smartis, diğer adıyla İstanbul'un en akıllı binası. Neden akıllı olduğuna gelince, çünkü burası Türk Hava Yolları'nın ve kargo uçaklarının ve uçak altında taşınan kargoların elleşlendiği en büyük merkez. Avrupa'nın endüstriyel en büyük merkezlerinden birisi. Burada tamamen otomasyon sistem söz konusu. Buraya gelen kargo yükleri otomatik olarak ayrıştırılıyor, depolanıyor ve gideceği yere de yine otomatik bir sistemle elleşlenip tekrar uçaklara gönderiliyor.
Otonom ve robotik sistemlerle donatılmış SmartEast, Turkish Cargo'nun dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefinde önemli rol oynayacak. Turkish Cargo'nun yeni merkezi SmartEast'te operasyon yetkilisi Murat Bey ile birlikteyiz. Murat Bey'den bu yeni tesisin özellikleri hakkında bilgi almak istiyoruz. Öncelikle Murat Bey, SmartEast nedir? Neden buraya SmartEast ismini verdiniz? SmartEast aslında Türk Hava Yolları'nın kargo ile ilgili yeni vizyonlarını hayata geçirebilmek için tasarladığı yeni evi şeklinde adlandırılabilir. Akıllı sistemlerin olduğu, depolama sistemlerinin olduğu ve Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki dönemdeki büyüyen hacmine karşılık verebilecek kargo kısmında yeni tesisimiz. Tesiste 7000 metrekare bozulabilir kargo operasyon ve depolama alanı bulunuyor. Buralarda -20 derece ile +20 derecelik ısı kontrollü bozulabilir kargo alanları yer alıyor. Ekspres kargo için 20.000 metrekare, e-ticaret ve posta için 5.000 metrekare, canlı hayvan için de 1.000 metrekarelik kargo alanları mevcut. Tesis 60.000 metrekare alan üzerine kurulu, toplamda 165.000 metrekarelik bir alan bize sunuyor. Ofisleri ve operasyon alanları ile birlikte. Operasyon alanında dünyanın birçok büyük tesisinde kullanılan tam otomatik depolama sistemleri mevcut. Gerek Europallet dediğimiz küçük kargoların istiflenip konulması için, gerekse uçak paletlerinin istiflenmesi için iki ayrı sistem mevcut. Bir tanesi 17.000 pozisyon, diğeri de yaklaşık 2000 pozisyonluk, iki ayrı sistem burada tam otomatik olarak çalışıyor. Atatürk Havalimanı'nda başlayan hizmetler kesintisiz bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndaki tesiste de devam ediyor. Tesisin kara tarafından, yurt içinden karayolu ile gelen kargolar, havalimanı apronuna bakan alandan ise uçakla yurt içi ve yurt dışından gelen kargolar teslim alınıyor. İşlenen kargolar gidecekleri nokta için depoya kaldırılıyor. Tesisin birinci katına kabul eden kargoların operasyonu ikinci katta yapılıyor. Son dönemde öne çıkan insansız hava araçları da bu tesisten yurt dışına gönderilmek üzere ilgili alanlara alınıyor. TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Anka da yurt dışı fuarlara buradan gönderiliyor. Tesisi gezerken Anka'nın hazırlık aşamasına şahit oluyoruz. Anka, Tunus ve Kazakistan'a ihraç edilmişti. SmartEast'teki yerli insansız hava aracını ise Malezya'ya fuara gönderilirken görüntüledik. Yılında dünya genelinde taşınan her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo tarafından taşındı. Şirket, 2021 yılı Haziran ayı verilerine göre global hava taşıyıcıları arasında 3. sıraya kadar yükseldi. Kargo markası 2019'da 1.542.000 ton, 2020'de 1.5 milyon ton ve 2021 yılında 1.800.000 ton kargo taşıdı. Turkish Cargo, 132 ülkedeki 98 direkt kargo noktasına kargo uçağı ve yolcu uçaklarıyla birlikte 340'tan fazla destinasyona hizmet sunuyor. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda biz CEO'yu ağırlıyoruz. Ancak havacılık sektöründe çekirdekten zirveye yürüyüşün hikayesini de beraberinde dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi TAV Havalimanları Holding diyelim. TAV Havalimanları Holding, evet. CEO'su olarak siz zaten önceden beri tanıdığımız bir isimsiniz. Yıllarca TAV'da çalıştınız, Atatürk Havalimanı'ndaki serüveninizi biliyoruz. Şirketlerin birçoğunda yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Dolayısıyla CEO'luk size yabancı olan bir şey değil. Bir yönüyle ne diyelim, kariyer yolculuğunuzun geldiği nokta itibariyle hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. İki ay geçti. Öncelikle şu kariyer hikayenizi dinleyelim. Nasıl başladınız, buralara nasıl geldiniz? Teşekkür ederim. Şimdi havacılık benim için bir tutku. Üniversite yıllarımda havalimanında çalışırdım ben, hava yolunda.
Daha sonra dispatcher oldum. Dispatcher olarak da havayolunda hizmet verdim. Sonrasında 97 yılında Atatürk Havalimanı'nın yenilenmesiyle ilgili yapılan Yap İşlet Devret projesi nihayetinde Tepe ve Akfen şirketleri yanlarında yeterlilik için, bir operasyonel yeterlilik için havalimanı operatörü olarak Avusturya'dan Viyana Havalimanı'nı getirdi. Evet. Üçlü bir konsorsiyum oluşturdular. Viyana'nın küçük bir hissesi var. O dönemde de Türkiye'de tabii özel bir havalimanı yok. Bu konuda yetişmiş insan yok. Viyana'nın bir rolü de işletme tecrübesi getirmekti bu ekibe. Evet. Viyana beni buldu. Daha önce havayolu tecrübem olduğu için. 3 yıl kadar, yani 98'den 2001'e kadar TAV'ın V'sini temsilen, Türkiye'deki hisseleri temsilen, evet, ve TAV'a havacılık danışmanlığı olarak, havacılık danışmanlığından da kastım Viyana'daki eğitimler, oradaki standartların Türkiye'ye aktarılması, prosedürlerin yazılması gibi faaliyetlerde bulundum. 2001'de hatırlarsanız ekonomik kriz, sağlam bir ekonomik kriz olmuştu. Yaşadık. Evet, o dönemde Avusturyalılar biraz çekindiler. Türkiye'den çıkmak istediler. Hisseyi Türk ortaklara sattılar. O dönemde de ben Avusturyalı ortaktan Türk ortaklara geçip TAV'ın bünyesine dahil olmuş oldum. Ve temsil etmeye devam ettim diyorsun. Evet, evet, evet. Ve kalıcı oldu çünkü. Doğru, kalıcı oldum. Ondan sonra işte bu dediğim 1 Ocak 2002 çıktıktan sonra Viyana gruptan. Ondan sonra çeşitli görevler aldım grupta. İşte pazarlama, ticari işler, reklam satış, operasyon, iştirakler. Sonrası da hep ben iş geliştirme, iştirak şirketlerinin yönetimi, onların büyümeleri gibi görevler aldım. 2016 yılında İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldum. Dediğiniz gibi bu senenin 1 Mayıs'ında da İcra Kurulu Başkanı olarak göreve devam etmekteyim. Yaklaşık bir 24 yıldır kuruluşundan beri TAV'dayım. TAV markasının oluşumunun da başından beri siz kurumun içindesiniz. Şu an küresel bir haline geldi TAV. İşte 15 tane havalimanı işletiyorsunuz. 29 ülkede bizatihi ürünlerinizde, hizmetlerinizde varsınız. Biraz teslim aldığınız, CEO olarak teslim aldığınız TAV'ın şu anki konumunu ve bundan sonra nereye götürmeyi planlıyorsunuz onu dinlemek isterim. Tabii TAV olarak yani grup olarak aslında 15 havalimanını bizzat işletiyoruz. Direkt olarak işletmemizde evet, bulunan. Ama bunların dışında bu hizmet şirketlerimizden ötürü işletmesinde bulunduğumuz, farklı yerlerinde olduğumuz havalimanları var. Dediğiniz gibi 29 ülkede 90 havalimanında varız. Bu neye yarıyor? Hani grup bunlarla farklı fırsatları da kovalamış oluyor. 15 havalimanında TAV bayrağı var ama diğer bir 75 de üstüne. Evet. Oralarda da kapımız var. Gelişmeleri takip edebiliyoruz. O ülkelerdeki veya o havalimanlarındaki diğer fırsatları görebiliyoruz. Bundan sonrası ne olacak dediniz. Evet. 2021'de yani pandemide TAV için olan en büyük iki gelişme Antalya Havalimanı'nın ihalesinin, yapılan ihalenin alınması ve Antalya Havalimanı'nda bulunan varlığımızın 2052'ye kadar uzatılması. Yani bu önümüzdeki 30 yıllık bir işletme süresi. TAV'ın artık Antalya amiral gemisidir bundan sonrası için. Orada ortağımız Fraport'la beraberiz biliyorsunuz. Alman ortağımızla. 50-50 olarak oradayız. Bir de bunun üstüne Almaty geldi. Almaty de Orta Asya'nın merkezi. Tarihi merkezi. Çok önemli. Tarihi İpek yolunun tam ortasında bulunan, hala bu fonksiyonu yapan bir yer. Biz artık Almaty'de Orta Asya'daki merkezimiz olarak görüyoruz. Oradan da o bölgede büyümeyi istiyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bir plan, evet, projeksiyon muhakkak vardır. Yahut da bu küresel sorun, pandemi sorunu işte bitecek illaki. Doğru. Ve siz nasıl bir vizyonla hareket etmek istiyorsunuz? Doğru. Biz aslında tam olarak hani global bir oyuncuyuz ama bölgemizde çok kuvvetliyiz. Bölgeden de kastım Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, CIS dediğimiz yani Sovyetler Birliği'nden kopan cumhuriyetler ve Doğu Avrupa'da kuvvetliyiz. İşte Doğu Avrupa'da biliyorsunuz Üsküp Havalimanı'nı, Ohrid Havalimanı'nı, Zagreb Havalimanı'nı işletiyoruz. Bunun dışında Riga'da, Letonya'da ticari işletmelerini yapıyoruz. Oralarda yer hizmetleri şirketimiz ayrıca faaliyet göstermekte. Kuzey Afrika'da Tunus'tayız. Orta Doğu'da Suudi Arabistan Medine Havalimanı'nı işletiyoruz. Suudi Arabistan'da özelleştirilmiş komple tek havalimanı orayı yapıyoruz. Evet. İşte Kazakistan'ı biliyorsunuz. Gürcistan'da operasyonlarımız var. Bu bölgelerden daha büyümek istiyoruz. Yakın vadede ne var? Kuvvetli olduğumuz bölgelerde gene. Mesela pandemiden hemen önce ihalesi çıkmış bir Karadağ havalimanları var. Orada da Podgorica ve Tivat havalimanlarının ihale süreci başladı. Ön yeterlilik bitti. Sonrasında pandemi başlayınca proje bir durdu. Hükümet değişikliği oldu. Yeni hükümet
karar almakta biraz zorlandı. Şimdi gene bir hükümet değişikliği oldu. Duyduğumuz yeni hükümet bu projeye devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda proje tekrar başlarsa öncelikli projelerimizden birisi. Bunun dışında Afrika'da Nijerya var. Nijerya'da 4 havalimanı için İhaleye çıktılar. Biz yeterliği aldık, geçtik. Kuveyt Havalimanı'nda da bir süreç başlayacak. Bunu biliyoruz. İdareyle yazışmalardan böyle bir sürecin başlayacağını biliyoruz. Kuveyt de çok önemli. Yani yolcusu çok olan bir Orta Doğu ülkesi. Küçük olsa da transfer olarak ve bağlantı noktası olarak önemli. Orasıyla da ilgileneceğiz. Yakın vadede yani 3 bölgeden bu 3 örneği verebilirim size. Antalya Havalimanı çok önemli çünkü tab olarak Fraport'ta birlikte bu ihaleyi kazanmadan önce Antalya Havalimanı'nın ve Antalya bölgesinin bu anlamda bir tıkanılmışlığı söz konusuydu. Doğru. Turizmciler şikayetçiydi, otelciler şikayetçiydi. Siz dokununca veyahut da ihaleyi kazanınca müthiş bir orada ümit aşılamış oldunuz. Evet. Neler yapacaksınız Antalya'da bu hem turizm camiasını hem otelcileri böyle heyecanlandıran ne oldu? Şimdi Antalya çok önemli bir yer tabii. Ülkemiz için de çok önemli. Akdeniz Çanağı'nın en büyük turizm merkezi aslında. Bizim Antalya'daki bu dediğiniz gibi işletme süremizi 30 yıla uzatmamız yani 2052'lere kadar yeni ihaleyle orada olacak olmamız şehirde de bir heyecan getirdi. Turizm camiasında bir heyecan getirdi. Çünkü tabi biliyorsunuz sadece bir işletme firması değil, yatırımcı firma. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Yani bu yatırımlardan kastım sadece terminal binaları yapmak değil. Tanıtım için de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Uzun vadeli planlamalar yapıyoruz. Tek işimiz havalimancılık bizim. Başka hiçbir iş yapmıyoruz. Dolayısıyla konsantrasyonumuz tamamen havalimanlarına yönelik. Ve Antalya şu anda dediğim gibi bizim amiral gemimiz. Bu da bizim için çok önem arz ediyor. Orada terminal tarafında bir şeyler yapacaktınız. Var. Terminallerle ilgili şöyle, şimdi uzun dönem bir yatırım planı var. Önümüzdeki ilk 3 yılda yatırım planlamamızda 600 milyon euroluk bir yatırım var. Bu 600 milyon euronun içinde dış hatlar terminallerinin büyümesi, iç hatlar terminalinin büyümesi. Yani büyümek derken de ilave bir 250 bin metrekare, yani yaklaşık bir 25-30 milyon ilave yolcu kapasitesinden bahsediyorum. Ciddi büyük ölçekli yatırımlar. Katlı otoparklar, yeni bir helipad. Çünkü talebi görüyoruz. Havalimanından resortlara, tatil köylerine helikopterle taşınma talebi var. Bununla ilgili de ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yeni bir genel havacılık terminali, özel uçakların kullanması için. Yeni bir kargo tesisi, yani mevcut kargolar komple kalkıyor. Başka bir lokasyona, havalimanının ana trafiğine girmeden, havalimanının dış çevresinden dönerekten trafiği etkilemeyecek yeni bir bölge yaratılıyor. Türk Hava Yolları'nın, Sun Express'in ve diğer hava yollarının o bölgedeki teknik bakım ihtiyaçlarını biliyoruz. Bunları belirtmişlerdi. Ciddi bakım tesislerini kurulacağı bölgeler yaratılıyor. Devlet havalimanları için yeni bir bina, ona bağlı fasiliteler, bir yeni hava trafik kulesi gibi çok yer yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız için kullanımına ait olacak bir devlet konuk evi, VIP, CIP gibi ayrı binalar. Yani ana terminal binasına bağlı değil, apayrı bina. Bu yaklaşık Antalya Havalimanı büyük bir saha biliyorsunuz. O sahanın her yerinde irili ufaklı 30'un üstünde bina yapacağız. Ve 3 yıl süre olmasına rağmen biz ana tesisleri 2 yıl gibi bir sürede hizmete açmak istiyoruz. Evet. Çünkü az önce Covid'den de bahsettiniz. Covid'in dönüşü başladı. Yani 2021'in sonunda trafikte güçlenmeyi gördük. Şu geçtiğimiz 2-3 haftada çok ciddi toparlanmayı da görüyoruz havalimanlarında. Özellikle Antalya'da bunu görüyoruz. Dolayısıyla hedefimiz 3 yıl olan sürede değil de 2 yıl gibi bir sürede terminalleri hizmete açmak, bu talebi yakalamak. Ankara'da bir şeyiniz olacak mı? Çünkü orayı da Anadolu Jet, değişik başka hava yolları da ciddi anlamda sefer düzenlemeye başladılar. Doğru. Orada bir dokunma, bir yenilik, bir şey söz konusu mu? Bizim orada imtiyaz süremiz 2025'te bitiyor. Yaklaştı yani. Yaklaştı, az kaldı. Mutlaka bir ihale olacaktır. Hani devletin havalimanlarını geri alacağını düşünmüyoruz. Bugüne kadar hep yeni ihalelerle süreler uzatıldı. Ankara'da şu anda ilave yatırımlara çok kısa vadede olmasa da orta vadede ihtiyaç olacak. Çünkü çok kuvvetli bir iç hat trafiği var. Evet. İç hatta bir ihtiyaç olacak. İkinci pist yapılıyordu. Bu pandemi döneminde o biraz duraksadı. Onun ve ona bağlı tesislerin yapılması gerekecek.
Bir takım başka yatırımlar gerekecek. Çünkü Ankara da önemli bir giriş kapısı. Yani yolcu, yabancı yolcu İstanbul'a gelip bağlantı bile alsa Ankara sonuçta devlet diye bilindiği için orada edindikleri intiba önemli. Biz de oradaki varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Totalde baktığımızda geri dönüşüm ne zaman 2019 rakamlarının üzerine çıkar? Şöyle söyleyeyim, dünyadaki bütün geçmişe dönme 2019 yakalamanın 2024'te olacağı tahmin ediliyor. Evet. Biz bunu kendimize 2023 olarak öngörüyoruz. 2023'te biz 2019 rakamlarımızı yakalarız. Yeni bir pandemi dalgası olmazsa, öngörülemeyen bir felaket olmazsa biz bunu yakalayacağımıza inanıyoruz önümüzdeki yıl. Şimdi bu yolcu hareketleri 2019'daki rakamı baktığımızda şu an %20 aşağısındayız galiba. Ama giderek işte diyelim ki 10 milyarlık insan hareketinin olduğu bir zaman dilimine geldiğimizde bizi havacılıkta ne tarz trendler, gelişimler, işte bu temassız sistemler yaygınlaşacak. Doğru. Ama bunun ötesinde neler olabilir tahmininiz? Şöyle nedir? Rakamda vermek için 2019 yılında havacılığın zirvesi 9.2 milyar yolcu vardı dünyada. Evet. 2020'de işte pandeminin en yoğun olduğu zaman 3 milyara düştü bu. Ciddi bir düşüş, 9'dan 3 milyara. 21'de bu sayı 4,5 milyara çıktı global olarak. Evet. Bu yılda 6,5 milyarlarda olacağını tahmin ediyorlar. Biz Türkiye ve bizim coğrafyada daha yükseğiz. Biz %80 bir geri dönüşe şahit olacağız ama Avrupa daha bir %70'lerde gibi gözüküyor ya da dünyanın geri kalanı. Ama dediğiniz gibi 2024'te de 2019 rakamlarını yakalayacağımız tartışılıyor. Evet, yani biz ona 20 istiyoruz. Evet. Ya, dediğiniz gibi 10 milyarlarda. 2040'larda da bu sayının ikiye katlanacağı söyleniyor. Yani 19 milyar gibi bir yolcudan bahsediyorlar. Bu müthiş bir rakam. Tabii bu altyapıya hazırlanmak lazım. Bütçe de 2.4 trilyon dolar. Az buz bir şey. Bu 19 milyar yolcuyu karşılayacak bütçe. 20 yıl gibi bir sürede bu gerçekleşecek. Bunun için bizim gibi özel şirketler, işte devlet şirketleri hep hazırlıklar yapıyor. Neler değişecek? Dediğiniz gibi yolcuyu minimum sürede hava tarafına göndereceğimiz imkanlar üstüne çalışıyoruz. Çünkü yolcunun yoğunluğu genelde valizleri verene kadar. Valizlerinizle geldiğinizde check-in süresi, dışarıdan içeriye girişiniz, kontroller en çok vakit alan ve kargaşayı yaratan bölüm. Buralardaki teknolojiler gelişecek. Belki bagaj etiketleri artık havalimanında basılmayacak da dışarıda kendi etiketinizi üreteceksiniz. Belki şehirde toplanacak valizler de havalimanlarındaki o check-in süreleri azalacak. Ama burada amacımız yolcuyu hızlı bir şekilde havalimanından geçirip havalimanında harcadıkları vakiti biraz azaltaraktan, stresi de azaltaraktan daha fazla yolcuyu elleşlemek. Evet. Şimdi dikkat ederseniz son bir haftadır Avrupa'daki havalimanlarındaki yoğunluk gündeme geliyor. Uçuş iptalleri gündeme geliyor. Sebebi de insan kaynağı. Yani bu pandemi sürecinde kaybedilen insan kaynağının geri dönememesi veyahut da kaybedilenlerinin yerine yenilerinin yetiştirilmemiş olması. Hatta Almanya'nın Türkiye'den bu anlamda talebi var. Evet, talebi olduğu da söyleniyor. Burada da baktığımızda en önemli insan kaynağı yetiştiren grup olarak TAF Havalimanları ön plana çıkıyor. Sizin böyle bir pandemi sürecinde kaybettiğiniz insan kaynağı oldu mu veyahut da o süreci nasıl yönettiniz? Şu an havalimanlarınızda insan kaynaklı bir sıkıntı, sorun söz konusu mu? Bir bu konuyu da değerlendirir misiniz? Tabii, pandemi döneminden başlayayım. Pandemi döneminde biz hiç kimseyi işten çıkartmadık. Yani grupta 33 bin çalışan var şu anda. Evet. Biz hiçbir çalışanımızı işsiz bırakmadık. İşten çıkartmadık. Devletin de tabii bu kısa çalışma ödeneği desteğiyle insanları bir şekilde tutarak, süreleri azaltarak veya trafiğin şekline göre geliş saatlerini değiştirerek bunu yönettik açıkçası. Merkezde de aynı şekilde yaptık. Bundan sonrası için de bu ekibi tuttuk çünkü çok iyi yetişmiş bir insan gücümüz var. Bunların içinde çok önemli faaliyetlerde bulunan yer hizmetleri şirketlerimiz var. Yani evet, çok yoğun iş gücünün olduğu, aslında yolcuyla uçak arasındaki bütün hizmeti yapan ekiplerimiz var. Avrupa'da yaşanan kriz, hatta dünyada yaşanan kriz daha ziyade bu kısımda. Üst düzey yönetici de değil de daha ziyade emek yoğun kısımda çalışan personelin eksikliği var. Çünkü Avrupa'da da Amerika'da da yüksek enflasyon var. Oralarda dediğiniz gibi insanlar özellikle düşük
yüksek iş gücü ama düşük meziyetli işlerde işlerini bıraktı. Bazıları memleketlerine döndü, bazıları ailelerinin yanlarına döndü ve geri gelmediler. Orta Doğu'da da bu geçerli. Asyalılar Orta Doğu'da iş yapardı. Pandemiyle gittiler, geri gelmediler. O dönemde Türkiye'den talep geldi ama bizim şu an kurgumuz Türkiye, Avrupa ve dünya ortalamalarının ilerisinde bir büyüme gerçekleştirdiği için, yani 2019 trafiğine daha hızlı ilerlediğimiz için bizim şu anda açıkçası dışarıya iş gücü verecek durumumuz yok. Yani TAV'ın da yok, sanırım diğer havacılık şirketlerinin de yok. Ama biz iş gücümüzü tutaraktan, yani şirketteki çalışanların bağlılığını koruyaraktan Türkiye'deki işimizi doğruca yapmaya çalışıyoruz. İki ay oldu CEO'luğa başlayalı. Zaten grubu çok iyi tanıyordunuz. Çekirdekten yetişmiştiniz. Dolayısıyla bütün sorularımıza böyle ne diyelim takılmadan hepsini bildiğiniz mevzular olduğu için cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sonraki mesleki yaşamınızda da CEO'luk hayatınızda da başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yolları 14 yeni noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyor. Hava yolunun açıkladığı konsolide faaliyet raporuna göre seferler uçak müsaitliği ve pazar şartlarına bağlı olarak İstanbul Havalimanı'ndan başlatılacak. Açılacak hatlar Suudi Arabistan'ın Afa, Mısır'ın Asvan, Rusya'nın Mahaçkale, Polonya'nın Krakow, İspanya'nın La Coruña, Azerbaycan'ın Lenkeran, Fransa'nın Nantes, İtalya'nın Palermo, Sudan'ın Port Sudan, Kazakistan'ın Atirau, Pakistan'ın Sialkot, Somali'nin Hargeisa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver ve Detroit şehirleri olacak. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol, 8-14 Ağustos dönemine dair verilerini paylaştı. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1332 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Salgın öncesinin %1 üzerinde uçak trafiğine ulaşan İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle 2., Amsterdam Schiphol 3., Frankfurt 4., London Heathrow ise 5. sırayı aldı. Boeing sorunlar nedeniyle beklettiği 787 Dreamliner teslimatlarına yeniden başladı. İlk uçak American Airlines filosuna katıldı. Teslim edilen her uçağın Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA tarafından incelenip onay verilmesi gerekiyor. Teslim edilmek üzere bekleyen 120 Boeing 787 bulunduğu belirtiliyor. Bunlar arasında Türk Hava Yolları filosuna katılacak uçaklar da yer alıyor. FAA tarafından yapılan denetimlerde tamamen kompozitten oluşan gövdede paneller arasında boşluklar ve titanyum parçalardaki kalite sorunları tespit edilmişti. Bunun üzerine teslimatlar Mayıs 2021'de durdurulmuştu.